güzel değerli izleyicilerimiz, bir İşi Bilen programı da sizlerleyiz. Ve İşi Bilen kısmında da değerli konuğumuz bugün bizlerle efendim. Kendisi mimar Elif Ayşenur Selcan Doğru Yol bugün bizlerle. Dilerseniz öncelikle kendisine bir hoş geldiniz diyelim. Sizleri takdim edelim. Bizler tanımış olalım elbette. Ardından da keyifli bir sohbetle başlamış olalım. Hoş geldiniz. Nasılsınız Elif Hanım? Hoş bulduk. Teşekkürler. Siz nasılsınız? Çok mersi bizler değil. Sizleri takdim etmek istiyorum. Elif Ayşenur Selcan Doğru Yol kimdir? Evet. Elif Ayşenur Selcan Doğru Yol mimardır. 8 yıldır restorasyon işlerinde çalışır. Kendisi öğretmen bir anne babanın çocuğudur. O şekilde işte 4 kardeşin en küçüğüdür. Genel hatlarıyla böyle herhalde. Neden mimarlık? Neden mimarlık? Çünkü sabırsız bir insanım sanırım. Böyle güzel bir şeyin sonucunu çabuk görmeyi seviyorum. Hani hep derler ya, insana yatırım yaparsanız 50 yıl sonra görülür falan. Mimarlık öyle değil. Hemen çok güzel bir işi yapıp sonucunu çok böyle tatmin edici bir şekilde görebildiğiniz bir meslek. O yüzden mimarlık. İyi bir mimar olmanın yolları nelerdir sizce? İyi bir mimar olmanın yolları her alana dair fikir sahibi olmakla çok alakası var. Tasarım yeteneğiyle tabii ki çok alakası var. Hani farklı bakış açısına sahip olmanızla, ama yani kültür konusunun da mümkün olduğunca çok olması lazım. Çoğu konuda fikrinizin olması lazım. Dünyaya açık olmanız lazım. İşte asıl mesele o sanırım. Mimarlıkta sadece yetenek gerekli midir yoksa? Yok, hayır. Birazcık böyle bilgi sahibi olursak, eğitimde alırsak mimar bir şekilde olunur mu? Yetenek sizi farklı yapar, ilerletir kesinlikle. Ama bir disiplindir. Sonuçta öğretilebilir bir şey. Eğitimini aldığımız bir durum. Hani şöyle bir söz var, mimarlık en teknik sanattır diye. Tekniktir yani, sonuçta öğrenebilirsiniz ama tabii ki de yetenek de sizi bir yerden bir yere daha rahat taşır. Öyle bir şey var. Yetenek sınavlarıyla alınanlar var ama, değil mi, bazı okullarda? Mimarlık bölümleri değil, iç mimarlık bölümlerinde var. Hı-hı. Mesela Mimar Sinan mezunuyum ben zaten. Mimar Sinan da o şekilde iç mimarlık yetenek sınavıyla alıyor. Biz genelde yetenek sınavıyla girmiyoruz ama dediğim gibi yetenekte gene de olması gereken bir şey biraz, ucundan da olsa. Ne tür çizimler, ne tür mimari tasarımlar yapmaktan hoşlanırsınız? Ben şu an alan olarak biraz özelleştim. Restorasyon, eski eser işlerinde çalıştığım için hani tasarım kısmım biraz daha geri planda. Çünkü biz olanı en doğru yöntemlerle restore etme üzerinde çalışıyoruz daha çok. Ama kendim şahsen yani tasarım konusunda şey seviyorum ya, doğayla iç içe olan şeyleri çok seviyorum. Doğaya olan saygıyı çok seviyorum. Öyle diyeyim genel olarak. Bu şekilde. Bu işin zorlukları nelerdir? Bu işin zorlukları şöyle, 2 artı 2 4 etmez mimarlıkta hiçbir zaman. Yani 5 de edebilir, 3 de edebilir. Çünkü sonuçta belli prensipler var ama seçenekler de var. Hani öncelikler var, tercihler var. Ya İşin o kısmı zor. Hani çünkü bir şeyleri siz tercih edersiniz ama talep farklı yönde tercih ister. Ya da işte öncelik olarak ışık düşünürsünüz ama konfor önce gelir falan filan. Ya onu oturtma kısmı, tasarım kısmında o kısmı zordur. Çünkü karşılıklı olan bir şey. Sonuçta sizin yaptığınız kadar, kendi içinde prensipler kadar, doğrular kadar kullanıcı etkeni var. Tabii. Hani öyle şeyler. Genel zorlukları bu şekilde. Peki ya gelelim, keyifli yanlarına nelerdir? Keyifli yanları her zaman böyle çok dünyayla iç içe bir meslek. Yani ansızın böyle şey yaparsınız, hastane projesi çizersiniz, tüm hastaneye dair, tüm hastalıklara dair fikir sahibi olursunuz, araştırırsınız. Ya da gidersiniz doğal yaşam merkezi çizersiniz, tüm hayvanları araştırırsınız. Hani hep bir yenilenme süreci vardır. Her zaman her konuda sıfırdan başlarsınız, bir yerlere kat edersiniz, bir yerlere gelirsiniz. Güzel kısmı bu tarafı hani. Yani sürekli bir değişiklik, akış halinde bir meslek. O yüzden çok zevkli. Sizi en çok ne motive eder? Beni en çok ne motive eder? Ben bir şeylerin sonucunu, bitmişini görmeyi çok seviyorum. Bir işi bitirdikten sonra yeni bir işte çok aşırı motive başlayabiliyorum. Çünkü bir öncesi var, bir sonrası var. Buradaydı, bu hale geldi diye. Dediğim gibi bir de ben şu an restorasyon alanında çalıştığım için, birazcık daha eski eser olduğu için, ilk girdiğimizde işte şantiye neredeydi, biz neler yaptık, yıllarca emek verdik ve sonuç bu. Hani
bunu görebiliyor olmak aşırı motive edici bir şey benim için. Hı hı. Peki sizce başarı nedir? Herkesin çok farklılık gösterecektir. Bence başarı, hani bir söz vardır ya, bir hoş seda bırakmak diye. Yani güzel bir iş yapmak başarı. Hani onun karşılığının birilerinde olması değil de, ya da başka bir şekilde olması değil, kazançta falan değil. Güzel bir iş yapıp tatmin olduğunuz müddetçe başarılısınızdır. Yani benim gözümde başarı bu. Sizin en güçlü yönleriniz nelerdir? Benim şahsım adına en güçlü yönüm sanırım şey, çok sakin ve soğukkanlı bir insanım. Yani olaylara daha sakin yaklaşabiliyorum, daha kapsamlı bakabiliyorum panik olmadığım için genelde. O bayağı bir artısını görüyorum. Özellikle dediğim gibi ben şimdi şantiyede çalıştığım için, şantiyede çok hareketli bir yer, sürekli bir aktivasyon şey hali var. Sakin olup olayları organize edip belli bir şeye, düzeni oturtmanız gerekiyor. Benim de o konuda bir şansım var. Bir de biraz hafızam kuvvetli. Yaptığım işleri rahat hatırlıyorum. Süreci yönetebiliyorum o yüzden. Benim için şahsen en pozitif yönüm sakinliğim ve hafızam yani. Biraz bugün, kararlı olmamı sağlıyor bu konuda. Bugün olsa yine bu mesleği tercih eder miydiniz? Kesinlikle. Çok isteyerek seçtiğim bir meslek zaten. Hani çok öncesinde de çabaladığım bir meslekti. Hani lisedeyken ben mimar sana mimarlık okuyayım falan diye hep hayalimdi. Yine seçerim. Çok, yani kendi içinde çok yorucu olabilir, şey olabilir ama çok zevkli. Hani bir kere tadını alınca bırakamadığınız bir şey. Öyle. Peki takip ettiğiniz böyle mekanlar, yerler, tasarımcılar var mıdır? Çok güzel çalışmalar olmuş dediğiniz, takipte olduğunuz var mı öyle? Şöyle, dediğim gibi tasarımcıları tabii takip ediyorum. Dünyada neler oluyor, işte ödülleri kimler kazanıyor, nasıl konseptler yapılıyor falan filan. Ama birazcık alan değişikliğim olduktan sonra tabii biraz eski eser olunca ben daha çok böyle tarihi yerleri gezme, neler yapılmış, hangi detaylar varmış, nasıl müdahale edilmiş, bunlara daha çok bakıyorum. İster istemez şu an algıda seçicilik mevcut olduğum konumum üzerine. Yani o şekilde zevkli. Hani mesela İstanbul için bile konuşsam, bir tane tarihi esere gittiğinizde gözünüzün oradaki en ufak bir detayı bile fark ediyor olması güzel bir şey. El emeği göz nuru değil kesinlikle mi? Kesinlikle öyle. Bir özellikle şimdi baktığınız zaman yeniden tasarlıyorsunuz. Hı hı. Uzun yıllar tekrardan dayanıklılık süresini ilerliyorsunuz. O aşamalara gelmek çok uzun sürüyor değil mi? Yani öyle hadi bir ayda bile olmuyordur. Çok daha uzun vadelerde oluyor. Yok tabii ki. Yani bu bir şey, sistem belli bir şeyde kuruluyor. Yani tasarım kısmında tasarım sancısı dedikleri bir olay vardır zaten. Böyle bir çalışırsınız, çalışırsınız, onu denersiniz, bunu denersiniz ve sonuçta bir şey ortaya koyarsınız yani. O zaten bir emek. Dediğim gibi kendinizi beslemeniz lazım. Birçok şeyi sürekli olarak takip etmeniz lazım. Fikir sahibi olmanız lazım ki tasarım ortaya çıkabilsin. Eski eser içinse şöyle, zaten tamamen tecrübeye dayalı. Yani bir kez o şeyleri görmeniz, detayları görmeniz, uygulamanız, ondan sonra o yolda yürümeniz lazım ki bir yerden bir yere gelebilirsiniz. Yani kesinlikle yılların emeği var. Yani ne kadar tecrübe ise o kadar ilerleyen bir konu. Bu işte hedeflediğiniz geleceğinizi nasıl değerlendiriyorsunuz? Şahsen mimarlığın ben her alanını çok seviyorum. Hani hem tasarımı seviyorum, o işi seviyorum, projeyi seviyorum, hem eski eseri seviyorum. Ama şu an eski eserde daha çok yıllarımı verdiğim için, tecrübeli olduğum için böyle biraz daha sanırım şöyle söyleyeyim, yaş ilerleyince şantiye biraz zor olacaktır açıkçası. Çünkü hani fiziki şartları var mevcut. Ama daha böyle danışmanlık gibi, bilgi paylaşımı gibi, hani daha takip gibi, iş takibi gibi olabilir. Geleceği muhtemelen öyle görüyorum şu an yani. Biraz yılların emeğini başkalarıyla paylaşmak biraz daha şey, geleceğinde daha mantıklı olur sanırım. Öyle söyleyeyim. Mimarlık bölümünü tercih etmek isteyenlere neler söylemek istersin? Öncelikle mimarlık bölümü zor bir eğitimi var. Kesinlikle emin olun. Birinci diyeceğim şey odur. Ama ya çok zevkli bir meslek. Yani zorluklardan yılmazsınız. Yani emekle çok bir yerden bir yere cidden gelebildiğiniz bir meslek. Emeğinizin karşılığını hani görebileceğiniz, çabanızı bir meslek. O yüzden de yani emek vermeye hazır olmak lazım mimarlık için. Kesinlikle böyle.
Evde de böyle çalışmalar yapar mısınız? Evde tabii ki yani şöyle, aslında evde daha az zaman geçiriyorum, işte daha çok zaman geçiriyorum da evde de yapıyorum. Hani basitinden en küçük bir mekana girsem bile doğal olarak bizde öyle bir tabir vardır, mimarlık gözü diye. Gözünüz açılmış oluyor, hemen kafanız şuna çalışır, ya şöyle olsa daha iyi, bu detay böyle çözülür, bu böyle olursa daha kullanışlı gibi. Yani isteseniz de istemeseniz de zaten hep aklınızda o belirir yani. Demek ki bir mekana girdiğiniz zaman hemen evet, beyin fırtınası yapılıyor değil mi? Kesinlikle. Hemen bir beyin fırtınası oluyor. Bu burada daha iyi, bu şey olmuş falan, hemen zihnimiz öyle çalışıyor sanırım. Sizi beğendirmek de zor o zaman. Birazcık galiba. Var mı öyle sizlerden tavsiye alanlar? Elif böyle mi yapsak? Şöyle mi yapsak? Şu nasıl olmuş? Tabii ki var. Yani sonuçta hemen şey, sen bilirsin böyle mi şey hep olur. Tavsiye şey, sık duyulduğu an mimar olduğunuz hemen basit şeyler. İşte biz eve şunu düşünüyoruzdan tutun, böyle basit şeylerden daha büyük şeylere kadar hep soran olur zaten. Aynen. Sosyal medyayı kullanır mısınız? Evet, kullanırım. Yani şöyle, çok aşırı aktif değilim ama iyi bir izleyiciyim sosyal medyada. Takip ederim çoğu olayı. Güncel olayların çoğunu zaten sosyal medyadan, dijitalden o şekilde takip ediyorum. Bu şekilde kullanıyorum. Çalışmanızı paylaşır mısınız hani öncesi sonrası şeklinde? Yok. Çünkü orada şöyle bir olayımız var. Şimdi mesela restorasyon işi için söyleyeyim. Restorasyon işinin öncesi sonrası biraz daha böyle farklı bir durum. Her yerde paylaşamayacağımız bir durum. Çünkü resmi olaylarımız var. O yüzden orada onları çok paylaşmıyorum. Öyle bir durumum yok. Hı-hı. Daha kendi gözüm var. Kişisel aynen, aslında kullandığınız aynen, bir sosyal medyanız var. Hemen dedim hani böyle mimar olunca önce sonrası yerler olur, mekanlar olabilir. Detaylar olur. Genelde evet, fark ettiğim detayları çok paylaşırım. Burada bu var falan diye. Gözümün algıladığı açıları hemen işte çekme eğilimim vardır mesela. Böyle. Peki son olarak sizleri izleyenlere neler söylemek istersiniz? Şöyle, çok tecrübesiz bir insan olarak burada konuşuyorum. Ekranlara çok alışık değilim. Yanlış konuşuyorsam affola. Yani nacizane kendimce kendimi tanıtmaya çalıştım. Sadece bunu söyleyebilirim. İyi günler dileyebilirim herkese. Çok teşekkür mutluluklar ederiz. Dileyebilirim. Hep birlikte olsun. Sizin de nice güzel başarılı projelerinizde imzanızı görmek dileğiyle, yolunuz açık olsun. Teşekkür ederim. Sağ çok olun. Sağ olun. Değerli konuğumuz genç bir mimarımız efendim Elif Ayşenur Selcan Doğru Yol. Bugün bizlerle İşi Bilen programındaydı efendim. Bir sonraki yayında da görüşebilmek dileğiyle. Hoşça kalın.